Herkese merhabalar. Akgük Mert Emlak'tan Tuğçe ben. Bugün 536 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 havuzlu bir villa tanıtacağız. Villamızın adı Beyaz Saray. Proje yapım firması ilk aşamadan itibaren burayı Beyaz Saray olarak tanıttı. Bizlerden de bu şekilde tanıtım yapmamızı rica ettiler. Şimdi hep birlikte gezelim villamızı. İlk başta girişten başlayalım. Yine sağ tarafımızda çok güzel bir orman manzarası var. Buraya araç girişi için bir otopark yapılmış. İsterseniz burayı üstü kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Villamız çok geniş bir arsa üzerine kurulmuş olmasına rağmen çok fazla bahçe alanı bırakmamışlar. Ama bunun yerine her tarafta dekoratif saksılar var görüyorsunuz. Çeşitli bitkilerle burayı renklendirebilirsiniz. Bu alanda Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler hatırlayacaktır. Ak ağacı anımsatan bir zeytin ağacımız var. Hemen bu tarafa geldiğimizde güzel bir ikili oluşturmuşlar. Barbekü ve çeşme yapılmış. Yaklaşık 30 metrekare civarında büyük bir havuzu mevcut evin. Tam müstakil evlerde gördüğümüz en büyük havuzlardan. Şu an evin verandasındayız. Bu taraf mutfaktan çıkılan veranda, bu taraf salondan çıkılan, ikisi burada birleşiyor. İsterseniz önce ana giriş kapısından evi tanımaya başlayalım. Villamızın kapı giriş alanında uzun bir yürüyüş yolu bırakılmış. Buralara yine çiçeklendirme için küçük yeşil alanlar konmuş. Bu arada dış cephede ısı, su ve ses yalıtımı için mantolama yapılmış. Villamızın girişinde rüzgar ve yağmur için küçük bir kapama yapılmış camla. Bu arada villada akıllı ev sistemi mevcut. Tek tuşla her şeyi kontrol edebilirsiniz. Hemen giriş tarafında vestiyerimiz var. Sizden fazla bekletmeden salona geçelim. Salonumuz gayet geniş. Yaklaşık 55-60 metrekare oturma alanı var. Hemen sol tarafımızda aydınlatma pencereleri var. Yine duvarlarda çok dekoratif görünen aydınlatmalar, tavanda led ışıklandırmalar var. Salonun hemen giriş tarafına bir televizyon yeri ayarlanmış. Buraya böyle düşünmüş ama siz istemezseniz bu tarafa hemen geçelim. Burada televizyon ünitesi için çok daha farklı bir dizayn yapılmış. Burada yine çekmeceli raflar konmuş. İki alanı da kullanabilirsiniz. Salondan hemen havuzun verandasına çıkalım. Biraz önce burayı tanıtmıştık sizlere. Genelde villalarda böyle çıkışlarda pergola kullanılıyor ama burada çok şık olmuş. Güneş kırıcılar kullanılmış. Yine ışıklandırmalar yapılmış beyaz. Çok ferah görünüyor. Bu tarafta mutfağımız var. Buradan da geçebiliriz. Mutfağın verandası burası. Buraya çok güzel bir yemek takımı, bahçe takımı koyabilirsiniz. Çok keyifli bir alan oluşturulabilir. Hemen buradan devam edelim. Mutfak hakkını veriyor. Görüyorsunuz bembeyaz, ferah, temiz. Çok güzel. Burası salonla bir ada mutfak olarak ayrılmış. Burası kahvaltı barı olarak düşünülmüş. Zaten ön veranda yaz için yemek alanınız olarak tercih edeceğiniz bir yer. Burası da kışın yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi mutfağa bir geniş açı alalım. Gayet güzel, ferah, çok şık görünen bir mutfak. Dikkatinizi çektiyse kulplar yok. Çok modern bir dizayn yapılmış. Gerçekten isminin hakkını veriyor. Bembeyaz, çok ferah bir mutfak. Bu arada barın altında depolama alanları mevcut. Kadınlar için bu çok önemli. Gösterebilirsek dolaplarımızı. Burada gayet kullanışlı düşünülmüş. Alt katımızda
Bir adet yatak odamız var. Oraya geçelim hemen. Odalar yaklaşık 15-20 metrekare. En azından burası öyle görünüyor. Yine ışıklandırmalar düşünülmüş, tasarlanmış. Çok güzel görünüyor. Bu katta bir ortak kullanım banyo ve lavabosu mevcut. Duşakabini var. Yeni yapılarda çok dikkatimizi çekiyor. Niş süslemeler var içeride. Banyoda çamaşır makinesi için bir yer ayrılmış. Yine depolama alanları mevcut. Hemen burada merdivenin altında çok güzel bir görsel oluşturulmuş. Yapay çiçekler, ışıklandırmalar, taşlarla birlikte. Kadınların aklına hemen şu soru geliyor. Burası toz toplar mı ve nasıl temizlenir? Benim fikrim o içerideki çamaşır makinesi yeri dolap olarak, depolama alanı olarak kullanılıp burası yine bir dolap kapağıyla kapatılarak çamaşır makinesi, kurutma makinesi için çok güzel bir kullanım alanına dönüştürülebilir. Tercihe bağlı. Şimdi üst kata çıkalım. Merdivenlerimiz bembeyaz. Yine camdan korkuluklar var. Merdivenlerin bitiminde bizleri çok şık bir ayna karşılıyor. Üst katta 3 tane yatak odası var. Bir tane ortak kullanım banyosu var. Bir odanın içerisinde de ebeveyn banyosu mevcut. Direkt buradan banyodan başlayabiliriz. Aşağıdakiyle aynı yapıda. Sadece çamaşır makinesi yeri yok burada. Depolama alanı olarak kullanılmış güzel şık bir dolap var. Hemen yanında bir diğer yatak odamız var. Burası da aşağı kapısıyla aynı metrekareye sahip. Işıklandırmaları yine mevcut. Bir diğer yatak odasındayız. Burası havuz tarafına bakıyor. Gayet gönlümüze göre dizayn edebileceğimiz genişlikte. Yatağı, gardırobu, şifonyeri hepsi sığacak büyüklükte. Burası ana yatak odamız. Hemen girişinde bir giyinme odası düşünülmüş. Kapısı açık ve banyoyla bağlantılı. Dilerseniz burayı keyfinize göre bir oturma grubuyla giyinme odası olarak da kullanabilirsiniz. Burası ebeveyn banyosu. Banyo biraz içeri tarafta kalıyor. Burası ana yatak odamız. Buradan yine havuzlu tarafa bakabiliyoruz. Geniş bir balkon bırakılmış. Küçük bir sandalye masayla burada da gayet keyifli vakit geçirebilirsiniz. Her zaman bahsettiğim orman manzarası karşımda. Gayet güzel. Bu arada evimizde kalorifer sistemi döşenmiş hazır durumda. 2025'te Akbük'e doğalgaz geleceği varsayımıyla hareket ediliyor. Böyle bir durum söz konusu. Otomatik panjurlar mevcut. Villamızın tanıtımı bu kadar. Şimdi son olarak fiyatını söyleyelim. Villamız 25 milyon TL. Tabii ki pazarlığa açık. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing. Chamalaco.
messing up the truth. I've been dedicated to all sexy ladies. Hey yo, yeah man.